Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak aktif ederseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bana YouTube yorumlarından ulaştı arkadaş. Oradan Instagram kullanıcı adımı yazdım ve Instagram'dan da istediği modelin resmini attı. Arkadaşımızın ismi Şehriye Hanım. Şimdi <laughs> gelen model bu arkadaşlar. Havlu kenarı istedi. Bu şekilde. Ee, ben tabii ki hepsini yapmam imkansız hani havlunun boyutunca çünkü sürekli model anlatım yaptığım için hepsini şu an için yapmam imkansız ama ben model amaçlı şöyle küçük bir parça üzerinde kenar örüp üzerinde de modeli anlattım biraz da bu elim sorunlu arkadaşlar buraya temizlik yaparken bir şeye girmişti iki gündür de tesadüf biraz ağır modeller geldi ve biraz daha sıkıntı yaşadım böyle tığı falan tutmakta ağrıyor sıkıntı yaşıyorum ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım ben <laughs> model amaçlı bir anlatım arkadaşlar bakın bunu nasıl yaptığımızı anlattım çiçekleri motifleri anlattım sonra buradan giderek bu işlemi yapıp bunu nasıl ekleyeceğiz falan anlattım verdiğimiz arayı anlattım sonra tekrar ikinci çiçek motifi için e, kurduğumuz yuvaya kadar geldim anlattım bu model amaçlı bir anlatım. Küçük bir parça üzerinde. Siz şu şeridi günümüzdeki havluları 50-55 cm arası bu kenar bandını 50-55 cm olana kadar örüp daha sonra motiflerinizi alt zemine yaparak gideceğiniz istediğiniz arayı vererek bana gelen resimde 1 2 3 4 5 tane bu ara vardı ben 5 tane bıraktım sizler o 50-55 santim kadar ördüğünüz şeridin üzerine çiçeklerinizi ve yapraklarınızı ayarlayarak devam edeceksiniz arkadaşlar model bu şekilde Haydin hep birlikte yapım aşamasına geçelim şehri arkadaşımıza kolay gelsin yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin ben hemencik modeli anlattım geldim biraz bunda ütü falan yok üzerinde örerken sağa sola dönerken biraz bozulmalar oldu gibi ama ütülenince daha da düzelecek Aydın bakalım arkadaşlar. Hep birlikte yapım aşamasına geçelim modelimizin. Şimdi ortasının motifini yaparak işimize başlayalım arkadaşlar. Sarı rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. 6 adet zincir çektim başladığım noktanın ikinci zincirine batıp kapattım bir yuva oluşturdum tekrar 6 adet zincir çekiyorum başına bir alıyorum orta oluşturduğum yuvaya giriyorum ilmeklerimi 2 2 çekiyorum 3 zincir çektim başına bir aldım girdim 2 2 çektim 3 adet zincir çektim başına bir aldım girdim orta yuvaya 2 2 çektim 3 adet zincir çektim başına bir aldım orta yuvaya girip ikişer ikişer çektim 1 2 3 4 oldu 3 zincir çektim ilk başladığımız zincirin şöyle kenarından battım ilmek aldım diğer ilmekten geçirerek sabitledim Burada beş tane yuvamız var. Önümdeki ilk yuvaya girdim sık iğnesi ile. Üç zincir çektim. Bu birinci trabzan başına bir aldım. Girdim önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. İkinci trabzan başına bir aldım. Girdim önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Üçüncü. Dördüncü trabzan. 3 zincir çektim yuva içerisine girip kapattım 5. trabzan olarak yandaki yuvaya girdim bir sık iğnesi ile 3 adet zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 3. 4. 3 zincir çektim 5. trabzan olarak yuva içerisinde kapattım bu iki yaprağı nasıl yapmış isem toplamda 5 yaprağımızı yapıp dönelim son yaprağın 3 zincirini çektim yuva içerisine girdim ve kapattım şu şekilde küçük minik bir çiçek yaprağımız oluştu bir zincir çekiyorum şöyle döndürüyorum arkadaşlar arka kısmını bakın şuradan o çubuklar var ya trabzanlar yuvaların şuradan girip diğer yerden çıkarak buraya bir ipimi sabitleyip arka kısma geçmiş oluyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buradan giriyorum diğer yuvadan çıkarak kapatıyorum bu birinci yaprağın arkasındaki birinci yuvan 5 tane yaprağımızın arkasına 5 tane yuva yapacağız 5 zincir çektim bakın şöyle arka kısımdan şuradan girip diğer taraftan çıkarak şuradaki trabzanı da kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekip buradan girip diğer trabzanın yuvadan çıkıp trabzanın etrafında kapattım 5 adet zincir çektim buradan girip diğerinden çıkarak kapattım 5 zincir çektim bakın şu ilk yuvamız içine giriyorum ilk yaptığımız yuva içerisinde sabitliyorum 5 yaprağımızın arkasında 5 tane yuvamız var ilk yuvamızın içerisine girdik şimdi 4 adet zincir çekiyorum bu birinci trabzanın başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum 2 çektim 2 çektim 2 iki çektim ikinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3. trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 4. trabzan 5. trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 6. trabzan 4 zincir çekiyorum yuva içerisine 7. trabzan olarak kapatıyorum yandaki yuvama bir sık iğnesiyle giriş yaptım 4 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Bununla birlikte toplamda 7 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Burada işlemi nasıl yapmış isem toplamda 5 yaprağım e, yuvamız var. 5 yuvaya bu işlemin aynısını yapıp dönelim. Evet arkadaşlar son yaprağımın e, son trabzanını yapacağım. 7. yani 4 zincir çekip yuva içerisine girip kapattım. Şimdi şöyle bir iki katlı çiçeğimiz oldu burada o düzelecek şimdi elimi bükerek yaptığım için şimdi burada bir zincir çekiyorum şu arkasından bakın buraya giriyorum şuraya yine şu iki yaprak arasına girip şöyle yok e, gireceğiz girmek zorundayız oraya evet ipin ucunu alıyorum buraya sabitleyip arka tarafa geçmiş oldum yine. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bakın buraya batıyorum. Şöyle buradan katlar alıp batalım. Tekrar 8 zincir Şöyle göstereyim. Bakın bunu da buraya batıyorum. Bana biraz uzak olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyorum sizler. Elinize alıp yaparken çok rahatlıkla yapacaksınız arkadaşlar. Tekrar 8 zincir. Şimdi de buraya gelip Tekrar 8 zincir. Kapattım. Son 8 zincir. bakın ilk başladığım zincire girip ipin ucunu aldım sık iğne ile sabitledim bir de zincir çektim ipimi burada kestim şöyle elimizle düzeltelim motifimizi bu orta motifimiz arkada yine şimdi çiçek yapraklarını kuracağımız köprüleri yuvaları hazırlamış olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi burası arkası Burası da düz yüzü. Şimdi şu arkada burada şuradaki noktalara şek yuvalarımızı yapacağız. Yapraklarımızı. Açık morumu aldım. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi buradan İlk yuvaya giriyorum, ipimi sabitliyorum. 3 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım, şöyle bükelim burayı. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci, üçüncü. Başına bir aldım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Dört, beş. 6 Başına bir aldım, girdim önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane tırabzan yaptım. 3 adet zincir çekip dönüş yaptım. Bu birinci trabzan. Başına bir aldım. İlk trabzan tepeme battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. İkinci. Devamındakine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. Üçüncü. 12 tane trabzanımızın üzerine yine 12 tane trabzan yapalım. 12 tane trabzanımız üzerine 12 trabzanımızı yaptık. 3 adet zincir çektik, dönüş yaptık. Başına bir aldım yine. 12 tane trabzanımızın üzerine trabzanlarımızı yapalım. Bu üçüncü sıramız, ilk sıramız, ikinci sıramız, bu da üçüncü sıramız. Başına bir alıp batıyorum trabzanın tepesine önce bir, sonra iki, sonra iki alıyorum. Buraya kadar, son kısma kadar yapıp dönelim. Şimdi bu şekilde yaprağımızın boyutu olacak arkadaşlar bu çiçeğimizin. İki zincir çekiyorum. Bakın şimdi bu tarafa ineceğiz. Üç sıra ördük. Hemen bir alt sıradaki bu şu trabzanın dibine batıyorum, ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim. 2 zincir çektim bir alt sıradaki noktaya girdim ilmek alıp diğer ilmekten geçirdim tekrar bunu 3 zincir çekiyorum yuva içerisine girip kapatıyorum şimdi yandaki yuvama bir sık iğnesi ile giriş yaptım bir sık iğnesi giriş yaptım 3 adet zincir çektim başına bir alıp yine buraya burada ne yapmış isem aynısını 5 yaprak olana kadar yapıp dönüyoruz arkadaşlar bu işlemin aynısını bu arkadaki yuvalarımız köprülerimize bakın yapıp dönelim Evet arkadaşlar çiçeğimiz bu şekilde tamamlandı ilk yaprakta ne yapmış isem bütün yuvalarda aynı işlemi yaptım 5 yaprağımı tamamladım şimdi iki tane çiçek olacak bir dalda diğer çiçeğin yaprak boyutu biraz daha küçük olacak ben onun orta e, tomurcunu da yaptım bakın yapraklar biraz daha küçük sayı aynı ama e, şimdi bunun yaprakları nasıl yaptık ben 3 tanesini yaptım ama ikisini de şuradan iki yuva kalınca sizlerle yapmak için göstermek için geldim Şimdi buradaki arkadaki o yuvamıza giriyoruz birinci sık iğne ikinci 12 tane sık iğne yapıyorum 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 1 2 zincir çekip dönüş yaptım. Yani ilk sırayı sık iğne yaptık. Yaprakların boyutunu küçük tutabilmek için başına bir aldım. 2 zincire döndüm. İlk sık iğneme girdim. Burada ilmeklerimi 2 2 çekiyorum. Başına bir aldım, devamındakine giriyorum. Devamdaki sık iğneme battım. 2 2 çektim. De çektim. Başına bir aldım. Devamındakine giriyorum. 2 2 çektim. Başına bir aldım. Devamındakine giriyorum. 2 2 çektim bu şekilde bütün sık iğnelere yani 12 tane trabzan yapıyoruz ikili trabzan yaprakların boyutunu biraz diğer çiçeğe göre küçük tutabilmek için bu işlemi yaptık ben sık iğneleri çok sıkı yapmışım Biraz batmakta zorlandım. Evet. Bu şekilde yaptık. 2 zincirle dönüş yapıyorum. Bütün trabzanlarımın üzerine yine trabzan yapacağım ilk trabzana girdim yine 2 2 çekeceğim başına bir aldım girdim 2 2 çektim başına bir aldım girdim 2 2 çektim bu şekilde Tüm trabzanlara aynı işlemi yaptım gördüğünüz gibi şimdi yine iki zincir çekiyorum hemen bakın şuraya başına almadan dibine trabzanın batıyorum yine ilmek alıp diğer ilmekten geçirerek bu kata indim iki zincir çekip bu sık iğnenin üzerine batıyorum ilmek alıp diğer ilmekten geçiriyorum şimdi bir zincir çekip ana yuvaya girip kapatıyorum Evet burada son yuvamız var buraya da yine giriyorum bu birinci sık iğne 12 tane sık iğne yapıyorum şu yaprakta ne işlemişsek aynısını burada da işliyorum yani bu çiçeği biraz küçük tutmak için bu şekilde yaptık ben bu işlemi de yapıp yaprağını tamamlıyorum buradaki işlemin aynısıyla. Evet arkadaşlar bir koyu tonla kenarlarını gittim. Şimdi bunu da giderken şuradan da ekleme yapacağız. Şu şekilde. Şimdi başlayalım. Kenarını nasıl gittik? Hem onu gösterelim buradan ortadan tutturuyorum iki çiçek arasında İki zincir çekip şöyle bir üst sırada kenardan kapattım İki zincir çekip en üst sıradaki trabzan tepesinde kapattım şimdi bu trabzanların üzerine de sık iğne yaparak gidiyorum şekilde sık iğne yaparak bütün trabzan tepelerine batarak iki zincir çekiyorum iki veya üç şöyle şu ortaya gelecek şekilde arkadaşlar kapattım 3 zincir çekip şu ortaya indim tekrar 3 zincir çektim buradakinin ortasında tutturdum 3 zincir çekip buradan ilk trabzan tepesine tutturdum. Şimdi yine sık iğne yaparak gidiyorum trabzan tepelerine. 3 zincir çekiyorum. kenardan ortaya gelip buralarda parmaklarınıza dikkat edin arkadaşlar. Tığ bir anda girebilir. Kapattım. 3 zincir çekip ortaya indim kapattım. Şimdi aynı işlemi burada da yapacağım. Hatta şöyle yapalım. Ekleme kısmını yapalım biz. Şöyle sık iğne gidelim. Uç kısmına kadar trabzan tepelerine şekilde geldim şimdi bir zincir çekiyorum bir tane yaprağın ortasından şu şekilde battım bir zincir çekiyorum dibinde sabitliyorum diğer. 3 zincir çekip buraya iniyorum ortaya. 3 zincir çekip iki yaprak arasında kapatıyorum. çıktım ortaya 2 veya 3 zincirle kapatalım 3 zincir çekip buradan ilk trabzan tepesinde şimdi bakın bu şekilde şuradan tutturalım hemen yanındaki sık iğneden ilk tutturduğumuz girdim kapattım yani resimde bu şekilde tutturulmuştu arkadaşlar şimdi burayı sık iğne gideceğim buradan ineceğim buraya geleceğim yani şu yaprakların kenarını nasıl yapmış isem kenar kısımlarını yapıp döneceğim Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi birleştirmesini yaptık. Bir tane büyük çiçeğin yaprağının bu büyük çiçek şu iki, küçük çiçeğin uç kısımlarından bu şekilde tutturduk kenar kısmını giderken. Şimdi havlumuzun alt zemini yapmak için bir miktar zincir çekiyoruz arkadaşlar. 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kalsa da keseriz hiç sorun değil. Şimdi 50 tane zincir çektim. Başına bir aldım şöyle. 8. zincir gibi battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alarak bir kutucuk yaptım. Araya 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım. 1, 2 zincir atladım. 3'e girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Buraya 3 atlayalım arkadaşlar. Biraz kastı orası evet şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 7 zincir çekelim başına bir aldım buradan aşağıdan 6 zincir kadar atlayıp batalım önce bir sonra iki sonra iki alalım bu şekilde şimdi buraya 5 tane kutucuk yapıyorum devamlı 1 2 3 zincir çekiyorum biraz aramı veriyorum kutucuk boyutunda önce 1 pardon 1 2 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım bu birinci 3 adet zincir çektim 1 2 3. zincire battım önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2. kutucuğum. Şöyle biraz aramı verdim, battım. 3. kutucuğum. 3 zincir çektim. Battım. 4. kutucuğum. 5. kutucu. Şimdi 7 zincirle döndüm. Kutucukların üzerine önümdeki ilk kutucuğun trabzanına batıp başına bir aldım. Önce bir, sonra iki, sonra iki aldım. 3 adet zincir çektim. Devamındaki kutucuğuma battım. 3 adet zincir çektim başına bir aldım devamındaki kutucuğuma battım önce bir sonra iki sonra iki aldım 3 zincir çektim başına bir aldım devamındaki kutucuğuma battım 3 zincir çektim buraya battım yani 5 kutucuğun üzerine 5 tane kutucuk yaptım şimdi burada 7 zincirli alanımız var 4 zincir çekip ortasına girip kapattım. 4 zincir çekip başına bir aldım buradaki trabzan tepesine battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 3 zincir çektim. Devamındakine girdim. İlk kutucuğumu yaptım. 3 adet zincir çektim. Böyle buradan batıp İkinci kutucuğumuzu yaptık şu an bu şekildeyim 7 zincirle dönüş yapıyorum 7 zincirle döndüm buradan ilk kutucuğuma batıp kutucuğumu yaptım 3 adet zincir çektim devamındaki trabzan tepesine batıp ikinci kutucuğumu yaptım şimdi buraya geldik burada 7 zincir Buradan önündeki ilk trabzana batıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Devamında 3 zincir çekip kutucuklarımı yapıyorum. Bu birinci. 5 tane kutucum yapacağım. Dönüşte 7 zincirle dönüp geleceğim. Bu şuradaki 7 zincirin ortasına 4 zincir kapatacağım. 4 zincirle buraya geleceğim arkadaşlar. Şurada ne yapmış isek. Diğer gidişte 7 zincir çekeceğiz. Böyle bir ee, aslında havlu, günümüzdeki havlular 50 veya 55 santim arası. Bunu 55 santim kadar öreceğiz. Uzun bir şerit halinde öreceğiz. Üzerine modelimizi kuracağız. Ama ben model amaçlı bir anlatım yapıyorum. Ben küçük bir parça üzerinden anlatacağım arkadaşlar. O yüzden ben şöyle bir karış kadar örüp döneceğim. Dediğim gibi bu günümüzdeki havlular 50-55 santim arası. Ben model amaçlı yapıyorum. Hepsini tamamlamam biraz imkansız oluyor sürekli modelleri çalıştığım için. Bir parça ördüm ben bundan şimdi arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayacağım. Modeli kuracağım. Ve bu çiçeği tutturacağım. Sonrasında da videomuzu tamamlayacağız. Ben modeli karşımdan bir diğer telefonuma açacağım. Evet. Şimdi bir yeşil rengimiz lazım şöyle bir yeşil renginde işimize başlayalım bu taraf dikim aşaması olacak şu şu kısım modeli bu uzun kutucukların olduğu tarafa yapacağız 1 2 3 4 5 ipimi tığıma sabitledim buradan ilk kutucuğa girip sabitliyorum ve burayı sık iğne yapıyorum. Şimdi devamındaki kutucuğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Devamındaki kutucuğa giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 veya 4 o kutucuklarınızın genişliğine göre şöyle doldurun arkadaşlar. devamındakine geçtim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 tane kutucuk lazım. 1 2 3 4 5 6 Ben 7 tane kutucuk doldurdum şu an başlarken. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 zincir nasıl olur bir bakalım şöyle dönüp olmaz 21, 22, 23, 24, 25, 26 hemen şöyle bakalım 26 olmaz Biz 29, 30 çektik şuradan ilk baştaki kutucuğun ortasına girip kapattım 30 zincir yeterli şimdi 3 zincir çekip dönüş yaptım burayı dolduruyorum trabzanla önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 4 oldu Ben şöyle ortasına kadar dolduracağım ee, bana biraz bu zincir sayısı büyük geldi arkadaşlar ben 25'e düşürdüm burada da yani 25 zincir çekip bakın şu ilk kutucun şurasında yani bir kutucu boş bırakarak karak kapattım yani 1 2 3 4 5 6 7 tane kutucuk tığ battıladık döndük 1 2 3 4 5 6 tanesi bunun içinde kaldı biri şu dışarıda şimdi işte aha, trabzan sayısı unuttum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 başına bir al gir önce bir sonra iki sonra iki alalım 15 tane trabzan yaptım ben buraya 1 2 3 4 zincir çektim tekrar girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 alıyorum diğer yarısına da 15 trabzan yapıp dönüyorum Evet arkadaşlar buraya kadar 15 tane trabzan mı yaptım şimdi burada 13 zincir çektim dönüş yaptım bu orta yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çekip tekrar orta yuvaya girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 adet zincir çektim buraya geldim ilk trabzan tepesinde kapatıyorum 3 zincirle dönüş yaptım şimdi başına bir aldım buraya zincirime girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 tane trabzan yaptım. 1 zincirle dönüş yaptım. Şimdi bir sık iğne bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye batıp sık iğne yaptım. Şimdi artık sık iğne çalışması yapacağız arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir. bir tane eksilttiğimiz için 11 oldu bir zincir çekip dönüş yaptım bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak başladım bir eksiltiyoruz her seferinde bu işlemi yaparak 3 4 5 6 7 8 9 10 şimdi de 10 oldu bir zincir çekip dönüş yaptım bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak başladım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu. 5 zincir çektim, dönüş yaptım. Bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak başladım. 8 oldu. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Bir bıraktım. ikinciye battım. Böylelikle arkadaşlar bir tane kalana kadar sıra tekrar yaparak eksiltiyorum. Dönüşlerde bir sık iğnesi bırakıp ikinciye batarak eksiltelim bir zincir çek dönüş yap bir bırak ikinciye bat Evet arkadaşlar bakın bir tane kaldı şimdi bu kenardan ineceğiz bir zincir çektim Aslında burada yapraktan ee, Şöyle tutturmamız gerekiyor. Evet. Şuradan. Bir zincir çektim. Bir alt sıraya indim. Bir zincir çektim. Şimdi buradan şuradan bakın. Şuradan şöyle ekleyiz. Burada bir yaprak aramız var. Şuradan tutturuyorum. Bu yaprak arasında da dal yapacağız tutturdum bunu şöyle geriye attım bir zincir çekip bir alt sıraya indim kenardan bir zincir çektim bir alt sıraya indim Böylelikle aşağı iniyorum. Bir zincir çekip bir alt sıraya indim. Bir zincir çekip bir alt sıraya indim. Bir zincir bir alt sırada kapattım. Bakın şuradaki trabzan boyutuna geldim. 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. Şimdi burada ortada 3 veya 4 zincirli bir yuvamız vardı. Buraya girdim bir sık iğnesi ile. Şu şekilde. Şimdi burada şuraya uzanacak şekilde zincir çekeceğim. Bir bakalım. 11 adet zincir çekiyorum. 10 çekmiştim. Bir tane daha çektim. 11 adet zincir çektim. Şimdi bakın buradan tutturduk ya. Şu aradan sap kısmımızı tutturacağız. Şuradan. Tığım takıldı. Şu aradan ipin ucunu aldım, sabitledim. Bir zincir çekip şöyle düz yüzüne döndüm. Şimdi bunu sık iğne yaparak yuvaya iniyorum. Bu sapımızı, dalımızı bu şekilde. Şimdi burada yine zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bu biraz daha uzun olacak. Bunu da Şuradaki bakın şuradan tutturacağız şu arada 14 zincir gayet iyi 2 yaprak arası tutturdu. Şöyle bir zincir çekip düz yüzüne dönüş yaptım. Yine burayı sık iğne yaparak bu zincirimizin üzerine ay şeyi tuttururken tomurcuktan tutturmuşum. Evet tutturdum. Bir zincirle dönüş yaptım. Şimdi buradaki zincirimizi de sık iğnesi yaparak iniyorum. 14 tane sık iğnesi yaptım. 15. yuvaya girip sabitledik. Bakın. Bu şekilde. Daha sonra bunlar ütülenince düzelecek arkadaşlar. Şimdi elimizle uğraştığımız için öyle bükülmeler oluyor. Şimdi buradaki zincirime giriş yapıyorum bir sık iğnesi ile 12 tane trabzan yapıyoruz aynı şu yaprakta olduğu gibi 3 zincir çektim başa bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 ve 12 bir zincir çekip dönüş yapıyorum bir sık iğnesi bırak Pardon bir trabzan tepesi bırakıp ikinciye batarak sık iğne yaptım yani şu yaprakta olduğu gibi gidip gelerek eksilteceğiz. Her dönüşümüzde bir sık iğnesi bırakıp ikinciye sık iğnesi batarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bakın 3 tane kalana kadar eksilttim. Şimdi buradan tutturma yapacağım diğer yaprakta olduğu gibi 3 tane kalınca. Şöyle yaprağın ortasından tutturdum bir zincir çektim dönüş yaptım bir sık iğnesi bırakıp ikinciye kapattım iki tane oldu bir zincir çekip dönüş yaptım bir sık iğnesi bırakıp ikinciye battım bir bir zincir çekip dönüş yaptım şimdi bu kenardan iniyorum yuvaya bir zincir çekip bir alt sırada kapattım. Bir zincir çekip bir alt sırada kapatıyorum. Bir zincir çekip bir alt sırada kapattım. Bir zincir çekip bir alt sırada kapattım. Bir zincir çekip bir alt sırada Bakın trabzanın boyutuna geldim. 3 zincir çekip buradaki ana yuvaya girip kapattım. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum. Bakın bir alt sıradaki ana yuvaya giriyorum. Trabzan boyutunda kapattım. 1 zincir çekiyorum şimdi. Hemen bu yanındaki kutucuğa giriyorum. Sık iğne yaptım. şimdi burada arkadaşlar Bakın iki tane sık iğne yaptım bu arayı vereceğiz arayı nasıl vermişlerdi Örümcek çekiyorum başına iki aldım her tane kutucuk atlayıp 3'e girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir çekip bu trabzana girip kapattım burayı sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım 7. kutucukta sabitledim bir zincir çekip yine örümcek yapıyorum başına 2 aldım 1 2 tığ batsa atladım 3'e girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım bu şekilde 5 zincir çekiyorum trabzana girdim kapattım burayı sık iğne yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 kutucuğa girdim 7 sabitledim bana gelen resimde 1 2 ya arkadaşlar toplamda 6 tane Pardon 5 tane bu işlemi yapmışlar 1 2 5 tane olana kadar bu şekilde 1 2 3 4 5 tane yapmışlar arkadaşlar şimdi ne yapacağız bakın 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buradan hemen yandaki kutucuğa gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutucunuz üzerine sık iğne yapacağım. Yani e, diğer çiçek motifleri için devamında gelen e, diğer çiçek motifleri için yine yaprak zeminini hazırlayacağız arkadaşlar. Buradaki kutucukları sık iğneliyorum 7 tane kutucuk sık iğneliyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu da 7. Şimdi burada dediğim gibi 25 adet zincir çekiyorum. Evet dönüş yapıyorum. Bakın burada bir tane kutucuk bırakıp şurada kapatıyorum. Şu trabzanın tepesinde denk gelen kısma kapatıyorum. Yani şuradaki işlemin aynısı olacak arkadaşlar. Şuradaki işlemin. Burada ne yapmış isek bunları yapıp sonra motifleri ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu aralara da bu pıtırcıkları yapıyoruz. Ee, nasıl yaptık onları hemen göstereyim. Ben model amaçlı anlatıyorum arkadaşlar küçük bir parça üzerinde. Buradaki o 5 zincirli tepeye giriyorum. 6 zincir çekip girip kapattım. Bu bir 6 zincir çektim, girip kapattım. Bu 2. 6 zincir çektim, girip kapattım. 3. Ve 4. 4 kez 6 zincir çekip kapattık. Bir de zincir çekip ipimi kırdım bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde tamamlanıyor. Şurada da yine yaprak yapıp o zemini kurumup göstermiştim. Böyle yaprağını yapıp çiçeklerini ekleyeceksiniz. Ben model amaçlı anlatım yapabiliyorum. Hepsini tamamlayamıyorum. Biraz da bu parmağım ben sorunluydu. 2 gündür de biraz da ağır modeller oldu. Ee, zorladı beni tığ. O yüzden rahat da yapamadım. Ama elimden geldiğince yapmaya göstermeye çalıştım. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Modelimiz tabii şu an ütüsüz. Ütülenince daha güzel oturur ortası yaprakları, çiçekleri daha güzel olur. Şu kenar bandı falan. İnşallah anlatabildim arkadaşlar. Modeli gönderen arkadaşımıza kolay gelsin. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın canlar.